değil. Yani şey, Cumhurbaşkanı Erdoğan adaylığı önünde bir yasal engel yoktur hiçbir diyorsunuz. Engel yok, evet. Ama adaylı bunu YSK başkanı söylemesi doğru değildir. Uygun değildir. Ama kararlarıyla konuşması değil, gerekir diyorsunuz. Ama istifa mı ortaya koydu ya, yani bir, sadece? Belki aday olmaz ne demek görüştüm yani? Arkadaşlar ne demek ya, anayasanın 101. Hocam anayasanın 101. maddesi var ya, bir sürü hukukçu bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı'nın adaylığına engel olduğunu söylüyor. Üçüncü kez aday olduğunu, olamayacağını söylüyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun kararları kesindir, bitmiştir. Anayasa Mahkemesi'ne gidemez. Bunu YSK Başkanı şimdi söyleyemez. Ekrem İmamoğlu için nasıl söylüyor? İşte onu da söyleyemez dedik ya az önce. Ya bir müsaade etmiyorsun ki Şaban Bey. Ben Erdoğan aday olmaz diye bir şey söylemesi çok yanlış. Bir dakika hacı, bir de hocam sizi dinliyoruz, buyurun. Ekrem İmamoğlu'yla ilgili, Sayın İmamoğlu'yla ilgili konuşması hatalı. Söylüyorum size. Sayın Cumhurbaşkanı'nın tekrar aday olup olmayacağı ile ilgili konuşması hatalı. Onu da söylüyorum size. Daha ne söyleyebilirim? Ayrıca diyorum ki ben daha da öteye götürüyorum. Yani siz neticede 24 Ocak'tan sonra görevinize devam edersiniz, etmezsiniz. Mesele şu anda tartışma konusu değil. Burada siz sosyal bir kişilik de olabilirsiniz. Ama televizyona veyahut da gazeteye veyahut da bir radyoya, herhangi bir yere bu konuda röportaj veremezsiniz. Yapamazsınız. Açıklama da hiç yapamazsınız. Çünkü niye? Şu anda bunlar önünüze gelmeye aday konular. Yani bu şu anda önünüze olmaması, önünüze gelmeye aday konularında ihsas ama neyse bulma bir peki, de sahip peki bir dakika Ersan Hocam. Ersan Hocam, yani şimdi Yüksek Seçim Kurulu gibi seçim konusunda, özellikle böyle bir tartışmalı konuda kamuoyunun çok merak ettiği ve tartıştığı, üzerine tartıştığı bir konuda kamuoyunun merakını gidermek için böyle bir açıklama yapması gene ihsas-ı rey olarak değerlendirilir mi? Neden? Kesinlikle %100. Neden? Şöyle diyor. Mahkemelere başvurmadan mahkemeden ön karar alın. Ya ben sana böyle bir dava açacağım veya başvuruda bulunacağım. Sen bu konuda ne karar verirsin bana söyle de ben ona göre başvurayım mı diyeyim. Böyle bir dünya var mı? O zaman ne yapacaksınız? Yüksek Seçim Kurulu gibi bir seçim mahkemesine veya Yargıtay'da, Danıştay'da yer almayacaksın kardeşim. Gidip benim gibi özgür fikirlerini ortaya koyacaksın. Bu kadar basit. Orada olmanın, oranın külfetini almanın bir bedeli var. O bedel de gayet net. Ben tekrar söylüyorum size. Yüksek Seçim Kurulu Sayın Başkanı iyi bir hukukçudur. Onda bir tereddüdüm yok. Ama bu tür polemiklere girmeyi ve siyasetçiye bu tür malzemeleri sunmaya ve bizim de buralarda bunu tartışmamız ve Yüksek Seçim Kurulu hocam anayasal suç değil mi? Ben sizden önce anayasal suç olarak niteledim YSK Başkanı'nın konuşmasını. Anayasal suç değil mi hocam YSK Başkanı'nın? Anayasal suç diye bir şey yok maalesef. Ama Yüksek Seçim Kurulu Başkanı bir değerlendirmede bulunmuş, suç olarak değerlendirmiyorum. Görevden kaynaklanan yetkisini de kötüye kullanmamıştır. Sadece maksadını aşmıştır Sayın İmamoğlu'yla ilgili. İsimlendirmek suretiyle değerlendirmesi de yanlış. Eğer Sayın İmamoğlu'nun seçilme engeli varsa bu sıradan belediye başkanı seçmeye benzemez. Sen onu Cumhurbaşkanı seçimine sokamazsın. Seçildi, kazandı. Nasıl durduracaksın? Mazbatasını vermezmişsin. Nasıl vermeyecek? Nasıl vermiyor? Dokunulmazlık kazanıyor. Yani %56 bir alacak. Sen de onun önünde duracaksın. Onun için herkes diyorum ki anayasanın 101. maddesinin 6. fıkrasına bakmaya davet ediyorum. Orada ne diyor? İkinci tura giderken adaylardan birisi yeterliliğini kaybederse ondan sonra gelen aday girer diyor. Bitti. Eğer bir aday kalırsa o referandum olur o adayla ilgili. O konuda görüşü yanlış. Yani Sayın İmamoğlu kesin liste seçilinceye kadar eğer engeli ortaya çıkarsa o takdirde yerine bir başkasına aday gösterebilir onu aday gösterenler. Eğer kesin liste resmi gazetede yayınlandıktan sonra seçim engeli çıkarsa, kesinleşirse seçime girmeden onu seçime sokamazsın. Ya önündeki aday girer ya kendisinden sonraki girer, neyse işte o dediğim, ya kesin listede aday olanlar girer. Bu konudaki görüşle katılmıyorum ama ben şunu söylüyorum. Bakın benim söylediğim çok farklı. Bu konuda görüş bildiremez, isimlendiremez, söyleyemez, giremez, yapamaz. Mesela benim bilinenin aksine Sayın Sami Selçuk da yazmış, Profesör Doktor. Evet. Bu kararla ilgili en önemli eleştirim şu. Ama Sayın Sami Selçuk'a eleştirim de şu. Günaydın. Hakim değişiyormuş. Ya Türkiye Cumhuriyeti'nde 17-25 Aralık, onun öncesinde de vardı. 15 Temmuz'dan sonra. Ben gelseler devam etmiş, son gelse, sorguya girmemiş, delil tartışması olmayan hakimle, başkanla dağla bitirdim diyorum ya. Sen ne tabii ya, hakim güvencesinden, mahkeme güvencesinden, kanuni mahkeme güvencesinden bahsediyorsun. Yani bu Sayın İmamoğlu'na yapılmış bir şey değil ki. Normal mi? Değil. Yanlış mı? Dibine kadar. Türkiye Cumhuriyeti'nde toparlanması gereken bir yargı var diyorum ben. Yani öyle bir hale getirdik ki artık istivanadan çıktı. Benim söylediğim çok var. Etik hukuk politikalar kurulu başkan vekili konuşmuş. İstediği kadar konuşsun. Sıkıntı yok. Konuşsun. Ama sen yer ve yetki güvencesini, coğrafi teminatı getir.
Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun yapısını gerçekten daha net ve bağımsız hale getir. Ondan sonra adli kolluk teşkilatını kur. Liyakata önem ver. Bak bakalım Sayın Mehmet Uçum açıklama yaptı diye umursar mı hakim? Ama biz neye giriyoruz? Diyoruz ki bak 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 diyoruz. Bundan işte Sayın Erdoğan esasında bu işin içinde, hatta Mardin'de şu açıklama yaptı Sayın Erdoğan. Onu öyle yorumladı. Ya ben bu işin içinde yokum. Bunu insanlar yadırgıyor. Ya nasıl işin içinde yoksun? Sayın Cumhurbaşkanı'nın haberi olmadan kuş uçmaz. Ya bunu söyleyebilirsin. Biz bunları artık konuşabilme cesaretini gösteriyoruz. Yargıyı ne kadar yıpratıyor. Yarın Gürkan Bey'in, Hacı Bey'in, benim, bütün orada bulunan katılımcıların, izleyenlerin, dinleyenlerin gidip adalet arayacak kafaların getirildiği hale bakın. Ben yargı mensuplarına sesleniyorum. Bakın sahaya, vasıtanı da sesleniyorum. Cesaretli olun. İlk durun hukuku uygulayın. Kim ne derse desin. Bunun ucunda ölüm yok. Merak etmeyin. Dünyanın sonu değil. Hocam yargı olması gereken ideali Türkiye, söylüyorsunuz. Türkiye'deki durum öyle değil maalesef. Bahsetmiyorum. Ben idealden bahsetmiyorum. Ben yürekli insanlardan bahsediyorum. Hukukçu hukukçuyla konuşuyorum. Başka bir şey yapmaz. Kendisini alet etmez. Kullandırmaz. Öyle bir dünya yok. Peki. Öyle bir şey olsaydı, öyle bir şey olsaydı ben de hukukçuyum. A'ya A, B'ye B dedim. Şu zaman oturup da görüşümü değiştirmedik. Mesela Sayın Erdoğan üçüncü kez aday olabilir dedim. İkinci aday engel yok. Kızlar bana. İstediğin kadar kız kardeşim. Ne kızarsan kız. Sayın İmamoğlu ile ilgili en son bu konuda fikrimi ortaya koydum dedim kardeşim. Buna ihtiyacın yok. Bunun istinaf var, Yargıtay var, o su var, bu su var. Bundan bir medet umma. Senin önünü açık yürü. Metrolarına aç, hizmetini yap. Gençlerle buluş. Bunları yap. Sen zaten onlar ama Sayın Erdoğan üzerinden gitme. Onunla tartışma. Polemiğe girme. Ben bunları fikirlerim olarak ortaya koyarım. Ama iş yargıya geldiğinde masaya söylüyorum. Kıymetli izleyenleri, dinleyenleri söylüyorum. Adalet hepimize lazım. Oralar bize lazım. Biz oralardan buralardan hakim ithal etmeyeceğiz. Onlarla biz yola çıkacağız, devam edeceğiz. Bizim ne yapıp edip kuvvetler ayrılığında yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığını gerçekten uygulanabilir. Yani süslü püslü sözler olarak sadece geri geldiğinde toplantılarla konuşmak değil, gerçekten bunu. Yani vicdanıyla cüzdanı arasında sıkışmayan, gerçekten adaletin peşinde koşan, siyasete hiçbir zaman tapmayan, onların dedikleri doğrusuna hareket etmeyen, gerçekten hukuku, somut olayın özelliklerine göre kanunu, kitabı, adaleti uygulayan bir yargı sistemine ihtiyacımız var. Ve bu konu hemen ekonominin de her şeyin de temeli o. Biz bunu aşamazsak, hukuk güvenliği hakkı konusunda sorun yaşamaya devam edersek, sokak, algı, biz entelektüel insanlar bile tartışıyoruz. Sokağın neler söylediğini kim bilir? Tahmin bile edemiyorum. Sorun selamlar, yok. Sevgiler, saygılar. Başka önemli bir şey var. Peki, hocam son, sizi uğurlamadan son bir küçük soru daha. Süleyman Soylu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dedi ki, dün CNN'de katıldığı programda dedi ki, eğer Ekrem İmamoğlu'nun dedi Yargıtay'dan davası onanırsa ben dedi yetkimi kullanarak onu dedi görevden alırım dedi. Bu doğrudan, hukuka uygun doğrudan mu? Görevden alamaz. 5.393 sayılı belediye kanununun muhtemelen madde numarası 47 olabilir. 47'ye göre Danıştay'a başvuracak, Danıştay bakacak. Niteliklerini kaybetmiş mi? Bir yıl ve üstü kasti suçtan hapis cezası alırsan, hükmün açıklanmasının geri bırakılması hariç ertelense bile o kişi belediye başkanlığı seçilme yeterliliğini kaybettiğinden Danıştay bunu test edecek. Ondan sonra İçişleri Bakanlığı bir dakika, görevden alacak. Bir dakika. Dün eğer ben yanlış hatırlamıyorsam, yani şu anda hani Soylu'nun ne dediğini kafamda toparlamaya çalışıyorum. Şöyle dedi. Ben dedi görevden alırım. O Danıştay'dan gidip dedi tekrar istiyorsa itiraz edebilirdi. Ben öyle hatırlıyorum ama. Hayır. Göreviyle ilgili suçlarda dediği doğru. Ama bu göreviyle ilgili bir suç değil. Sen, alamaz diyorsunuz yani siz. Alamaz mı? Ben kısa bir şey sorayım. Bakın ya. Göreviyle ilgili suçlarda mümkün. Terör suçlarında mümkün. Bu konuda belediye kanununun herkes 45, 46, 47. maddelerine bakarsa görür. Ama göreviyle tamam, ilgili peki. Olmayan bir suçtan mahkumiyeti kesinleşince ancak seçilme yeterliliğini kaybedip etmediği hususunda Danıştay'a başvurur. Danıştay bunu test eder. Başka bir şey yapmaz. Ondan peki. Sonra görevden alma süreci gerçekleşir. Bunun ben söylediğim benim tahminim şey. Değil. Şey tamamen peki. Hocam çok teşekkür ederiz Ersan Şah. Hocam bir saniye. Hocam teknik Şaban bir şey soracağım. Şimdi bakın. Hocam hükmün açıklanmasının ertelenmesi için ceza sınırı ne kadar? 2 yıl ve 6. En fazla 2 yıl. Gürkan ilginç bir şey oluyor. Teşekkürler. Peki. Gökhan. İlginç bir şey oluyor. Onu bir göstereyim mi izleyicilere? Gökhan. Bir şey var burada.